Mert'in Rengarenk Dünyası. Mert, Güneş İlkokulu'nun 5C sınıfında okuyan, içine kapanık ama hayal gücü geniş bir çocuktu. Teneffüslerde genellikle büyük çınar ağacının altında oturur, etrafındaki dünyayı renkli kalemlerle kağıda aktarırdı. Bir gün okul müdürü Kemal Bey heyecan verici bir duyuru yaptı. "Sevgili öğrenciler, belediyemizle birlikte büyük bir resim yarışması düzenliyoruz. Konu, hayallerimizdeki dünya. Birinci olan resim, belediye binasında sergilenecek." Mert'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu, yıllardır beklediği fırsattı. Ancak sınıfın popüler çocuklarından Cem'in alaycı yorumu moralini bozdu. Sanki Mert'ten başka katılacak var mı? Eve döndüğünde durumu ailesine anlattı. Babası Ahmet Bey, "Oğlum, büyük sanatçılar her zaman başlangıçta anlaşılmamıştır. Sen yeteneğine güven," dedi. Ertesi gün okulda Mert yine çınar ağacının altında resim yaparken sınıfın sessiz kızı Zeynep yanına geldi. "Mert, ben de yarışmaya katılmak istiyorum ama nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Yardım eder misin?" diye sordu. Mert şaşırdı ama çok sevindi. "Tabii ki," dedi gülümseyerek. O günden sonra Mert ve Zeynep her öğle arası birlikte resim yapmaya başladılar. Mert, Zeynep'e teknikler öğretirken Zeynep de Mert'e origami yapmayı gösterdi. Zamanla diğer öğrenciler de onlara katıldı. Önce Ayşe, sonra İbrahim, hatta en sonunda Cem bile Mert'in küçük resim kulübü okulun en popüler aktivitesi haline geldi. Yarışmaya 3 hafta kala Mert hala ne çizeceğine karar verememişti. Bir gün arkadaşlarıyla çınar ağacının altında otururken aklına harika bir fikir geldi. Bu ağacı çizecekti ama sıradan bir ağaç değil, dallarında farklı dünyaların olduğu büyülü bir ağaç. Mert gece gündüz çalıştı. Ağacın her dalında arkadaşlarının hayallerinden bir parça vardı. Zeynep'in uçan kitapları, İbrahim'in su altı dünyası, Cem'in uzaylılarla futbol oynadığı gezegen. Yarışma günü geldiğinde tüm okul heyecan içindeydi. Mert resmini teslim ederken arkadaşları yanındaydı. Jüri değerlendirme yaparken öğrenciler bahçede bekledi. Sonunda müdür Kemal Bey sahneye çıktı. Ve birincimiz Mert Yılmaz. Bahçede büyük bir alkış koptu. Mert şaşkınlıkla sahneye çıktı. "Kemal Bey, Mert'in resmi sadece teknik açıdan değil içerdiği mesajla da bizi etkiledi. Bu resim, farklılıklarımızın bizi nasıl zenginleştirdiğini mükemmel bir şekilde anlatıyor," dedi. O akşam Mert'in ailesi evde kutlama yaptı. Tüm sınıf oradaydı. Cem, Mert'e yaklaşıp, "Özür dilerim, seni yanlış değerlendirmişim. Sen harika bir arkadaşsın," dedi. Bir ay sonra Mert'in resmi belediye binasında sergilenirken tüm okul oraya gezi düzenledi. Resmin önünde Zeynep Mert'e döndü. "Biliyor musun, sen sadece resim çizmiyorsun. İnsanları bir araya getiriyorsun, hayalleri birleştiriyorsun," dedi. Mert gülümsedi. Artık biliyordu ki gerçek başarı sadece yarışma kazanmak değil, insanları birleştirmek ve birlikte büyümekti. Resmine baktı. Çınar ağacının dallarında tüm arkadaşlarının hayalleri dans ediyordu. Ve bu Mert için yepyeni bir hayatın, dostlukların ve sonsuz olasılıkların başlangıcıydı.